Bir metal parayı düşünelim. Metal parayı bir kere havaya attığımızı düşünelim arkadaşlar. Bir kere havaya attık. Gelecek olan durumlar yazı ve tura dışında başka bir durum gelmez, değil mi? Bir atış için. Başka bir kalemle gösterelim bunu da. Bu bir atış için gelecek durumlar bunlar. Eğer metal parayı iki kere atmış olsak ne olacak? Yazı tura olacak. Tamam. Bu iki atışta. Eğer metal parayı 3 kere atmış olsak gelebilecek durumlara bakalım. Yazı tura olacak. Bu şekilde gidecek. Biz buna stem at leaf diyoruz. Kök yaprak diyagramı şeklinde gösteriyoruz. Bakın. Bu ne? 3 atış. Hadi bunu yazıyla yazalım. Bir atıştaki durumlara bakalım. Bir atışta ne gelir? Ya yazı gelir ya tura gelir. Kaç farklı durum var? 2 farklı durum var. İki kere atalım parayı. Oluşabilecek durumlara bakalım. İki atışta. Yazı, 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 tura, tura, yazı, tura, tura. Değil mi? Kaç durum var? 4 durum var. Değil mi? 4 farklı durum var, birbirinden farklı. Peki 3 kere atalım. Yazı. Bakın şuradan da okuyabilirsiniz. Bakın 3 kere attık. Yazı, 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 tura, tura, yazı, yazı, tura, 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 yazı, tura, tura, tura. Yazı, yazı, tura, yazı, yazı, tura, yazı, tura, yazı, tura, 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 yazı, tura, 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 yazı, tura, 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 tura. Toplam 2, 4, 6, 8 farklı durum var. Tamam, 8 tane farklı durum var burada. Peki 4 kere atalım mı parayı? Bakalım. Hadi 4 atış yapalım. Yazı. 4'e yazı gelebilir. Yazı, tura gelebilir. Yazı, tura, yazı gelebilir. Yazı, tura, yazı gelebilir. Tura, yazı gelebilir. Tura, tura, yazı, iki tura gelebilir, değil mi? Tura, yazı gelebilir. Tura, yazı, tura gelebilir. Yazı, tura, tura, yazı gelebilir. Yazı, tura, yazı, tura gelebilir. Yazı, yazı, tura, tura gelebilir. Sonra tura, 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 yazı gelebilir. Tura, tura, yazı, tura gelebilir. Tura, yazı, tura, tura gelebilir. Yazı, tura, tura, tura gelebilir. Tura, 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 tura gelebilir. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 farklı durum var. 16 farklı durum var. Bir sonraki basamak bir önceki basamağın hep iki katı şeklinde olmuyor. Buradaki durum şu. Bir denemede n tane farklı durum varsa x denemede n üzeri x durum olur. Bir denemede iki durum var, doğru mu? İki denemede 2 üzeri 2. Üç denemede 2 üzeri 3. Dört denemede 2 üzeri 4. Beş denemede 2 üzeri 5 gibi. Toplam durum sayısı benim için çok önemli durum olur. Bakın. Tamam. Tekrar söyleyeyim. Bir denemedeki durum sayısı n ise x denemedeki durum sayısı
n üzeri x formülüyle bulur. Benzer şekilde bir tane daha yapalım. Bir zar havaya attım. Bir zar atışında üst düzeyine gelen sayıları düşünürsek kaç farklı durum var? 6 durum var değil mi? 6 farklı durum var. 2 zar atışında kaç farklı durum olur? 6'nın karesi. 3 zar atışında kaç farklı durum olur? 6'nın kübü 216. 4 zar atışında ne olur? 6 üzeri 4 diye gider. Dönelim tekrar. Bir paranın n defa atılmasıyla n tane paranın bir defa atılması arasında üst düzeyine gelen yazı turu anlamında hiçbir değişiklik yoktur. Yani sen bir parayı 4 defa havaya attın, üst düzeyine gelenlere baktın ya da 4 tane bir metal parayı bir kere havaya attın, üst düzeyine gelenlere baktın. Gelenler olarak hiçbir değişiklik yoktur. Aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz. Bizim burada yaptığımız temel prensip neydi? Bir değişkenimiz vardı değil mi? Değişkenimiz vardı. Bu değişkenin de frekansını buluyorduk. Bu değişkenin alacağı değerleri, şimdi bu değişken atıyorum 1, kaç defa 1 alır? Bu değişken 5, kaç defa 5 alır? Bizim yaptığımız frekansına göre gruplandırma şekliydi. Değişkenin aldığı değer oluyordu tablomuzda. Değil mi? Biz bunu olasılık dağılımını yapıyorduk. Değişkenin aldığı değer oluyordu. Frekansını yazıp frekans dağılımını yapıyorduk. Değişkenin aldığı değer şu. Kaç kere aldı? Şu kadar aldı. Aldığı değer şu. Kaç kere aldı? Bu kadar aldı. Mesela bir yazı tura atışını düşünürseniz. Değişken ne olabilir? Mesela 4 atıştaki tura sayısı bir değişkendir bence. Değil mi? 4 atıştaki tura sayısı bir değişkendir. 4 atıştaki tura sayısı, hadi bunu 3 diyelim, biraz sonra 4'e geçelim. 3 atıştaki tura sayısı, tura sayısının frekans dağılımını oluşturmuş. Üç kere attığımda kaç tane tura gelir? Ben 3 atışı bir yazayım. 3 atışta kaç durum vardı? 3 atışta 2 üzeri 3, 8 durum vardı. Şu durumları bir yazalım. Y, 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 T, Y, T, Y, efendim, T, Y, Y, T, T, Y, T, Y, T, Y, T, 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 T. Değil mi? Toplam 8 durum. Bak. 8 tane birbirinden farklı durum var. 3 atıştaki tura sayısı bir değişkendir. Bu değişken hangi değerleri alabilir? 3 atışta kaç tane tura gelir? 3 atışta düşünüyorum parayı 3 kere attığıma göre 3 atışta hiç tura gelmeyebilir. 3 atışta bir tane tura gelebilir. 3 atışta 2 tane tura gelebilir. 3 atışta 3 tane tura gelebilir. 3 atışta 4 tane tura gelmez. Doğru mu? Frekansını önce istiyorsanız taliyi yapabiliriz. Sıkıntı yok. Direkt frekansını yazabilirim. Direkt frekansını yazalım. Bakın. Çok da basit. 3 atışta 0 tane tura gelmesi demek. Tamamının yazı olması demek. Tamamının yazı olduğu bir durum var. 3 atışta bir tane tura gelmesi demek 1, 2, 3. 3 tane farklı durum var. 3 atışta bir tane turanın geldiği 3 farklı durum var. Bakın biz burada frekans dağılımı yapıyoruz. Kaç kere olduğunu yazıyorum bunun. Bu önemli. 3 atışta 2 tane tura 1, 2, 3 kez 2 tane tura gelir. 3 atışta 3 tane tura sadece bir kez gelir. Toplam frekansı yazarsanız şuradan da bakın toplam frekans 1, 3 daha 4, 3 daha 7, 1 daha 8 olarak elde edersin. Toplam frekans 8. 3 atıştaki tura sayısı değişkendir. 3 atıştaki tura sayısının frekans dağılımını oluşturun demiş. Ben ne yaptım? Ya gelen durumlar yazdım, frekanslar yaptım. Frekans dağılımını oluşturduk. Ama bizim işimiz neydi? Gruplandırılmış veriler. Hadi bunu gruplandıralım. Ya 0, 1, 2, 3 demeyelim de. Bak 0, 1, 2 ve 3'ün
Hassaslığı 1. Tam 1 birim. Birer birer artıyor. Sıfırı içine alan bir aralık söyleyelim. Tura sayısı, frekansı. Aynen öyle Ömer. Sıfırı içine alacak bir aralık eksi 0,5 ile artı 0,5 aralığında başka sıfır dışında hiçbir sayı yok. Bu bir kere olmuş. Biri içine alan bir aralık 0,5 ile 1,5 arası, bakın bu 3 kez olmuş. 2'yi içine alan bir aralık 1,5 ile 2,5 arası, doğru mu? Bu kaç kez olmuş? 3 kez olmuş. Dolayısıyla başka yok. 2,5 ile 3,5 aralığına bakarsanız içinde sadece 3 var. Bu da bir kere olmuş. Bakın size ne yaptık? İlgili frekans dağılımını oluşturduk. İlgili frekans dağılımı bu. 4 atıştaki bir paranın 4 atıştaki yazı sayısının frekans dağılımını oluşturunuz. Frekans dağılımı soru işareti, soru işareti, soru işareti. Ya 4 atışta kaç durum vardı? Çaktırmadan bir yazayım. 1 atışta kaç durum var? 2 durum var. 4 atışta kaç durum var? 2 üzeri 4 kere attım ya. 2 üzeri 4, 16 durum var. 16 durumu az önce yazmıştım hatırlarsanız. 16 tane durum var. Ya ben şu 16 durumu bir kere daha yazayım arzu ederseniz. Biraz fazla olacak ama. Efendim T Y T T Y T Y T 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
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane durumu yazdım. 4 atışta kaç defa yazı gelir? Düşünüyorum. Parayı 4 kere attık mı? Attık. Kaç defa yazı gelir? Hiç yazı gelmeyebilir. Sıfır yazı gelebilir. Doğru mu? Sıfır yazı gelebilir. Bir tanecik yazı gelebilir. İki tane yazı gelebilir. Üç tane yazı gelebilir. 4 kere attım parayı. 4'ü de yazı gelir. Öyle mi? Hadi bunları yazalım peki. 4 atışta frekansı, 4 atışta 0 yazı demek, 4'ünün de tura olması demek. Bir kere gelir. 4 atışta bir tane yazı. Bakayım. 1, 2, 3, 4 kere bu geldi. 4 atışta 2 tane yazı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de bu geldi. 4 atışta, hadi rengini değiştirelim. 4 atışta 3 tane yazı. 1, 2, 3, 4 kere gelebilir. 4 atışta 4'ünün de yazı olduğu bir durum var. Toplam frekansım ise 16 ya da 2 üzeri 4 olarak gözükür. Ya şimdi tamam 4 kere attık da ne yaptık? Uzun uzun aldık aldık açtık açtık saydık. Ya ben her seferinde 5 atış dersem 5 atışta 32 tane durum var. 5 atışı tek tek yazacak halim mi var? Ya da 7 kere attım desem 128, 2 üzeri 7, 128 durum var. Oturup 128 tanesini yazacak mıyım? Elbette yazmayacağım. Parayı havaya attığında gelen durum sayısını yazı tura. İstatistik dersini geçme geçmeme durumun ne? Ya geçtim ya kaldım. Bir işte iş yerinde çalışıyorum. Gün sonunda ya prim aldım ya prim alamadım. Araba kullanıyorum. Ya emniyet kemeri taktım ya emniyet kemeri takmadım.
İki durumlu olayların hepsini bir yazı tura deneyi gibi düşünebilirsiniz. Peki hocam, bunun bir kısaltması yok mu? Tamam, yazı tura olmasın, emniyet kemeri takıp takmam olsun. O da aynı mantıkla çalışır. Tamam da biz bunları nasıl yapacağız? Nasıl ayırt edeceğiz? Bak. Bunu böyle uzun uzun yapabileceğiniz gibi daha da işi kısaltarak da yapabilirsiniz. Ama nasıl? İki durumlu olaylarda iki durum varsa, yani neyde iki durum var? Bir denemede iki durum varsa, bir denemede iki durum varsa, havaya attım, bir kere havaya attım, yazı tura geldi. Arabaya bindim, emniyet kemeri taktım takmadım. Yıl sonunda dersi geçtim geçemedim. Gün sonunda prim aldım alamadım gibi. Bir denemede iki durum varsa, siz bunları Pascal üçgeni yardımıyla neyi frekansları bulabilirsiniz? Frekans ne? Durum sayısı. Sıfır tane yazı gelme sayısı kaç? Bir tane yazı gelme sayısı kaç? Dört atışta iki tane yazı gelme sayısı kaç? Bunu bakın birinci yöntemle uzun uzun açarsınız. Uzun uzun yazarsın, yazar hesaplarsın. İkinci yöntemimiz ne? Pascal üçgeninin katsayıları, Pascal üçgeninin katsayıları frekansını verir. Frekanstaki değerleri verir. Neydi Pascal üçgeni? Ortaya 1 yazıyorduk, değil mi? Şurada temiz bir sayfada yazayım size. Pascal üçgeni neydi? Ortaya 1 yazıyordu. Katsayıları veriyordu, değil mi? Binom açılımının katsayılarını veriyordu. Aynı zamanda n elemanlı bir kümenin r elemanlı kombinasyonların sayısını veriyordu. Birçok yerde kullanıyorduk. Sağına 1, soluna 1. Topladım 2. Sağına 1, soluna 1. Topladım 3. Topladım 3. Sağına 1, soluna 1. Topladım 4. Topladım 6. Topladım 4. Sağına 1, soluna 1. Topladım 5. Topladım 10. Topladım 10, topladım 5, sağına 1, soluna 1, nokta nokta nokta. 4 atıştaki durumlar neymiş bakalım? 1, 4, 6, 4, 1'miş bakalım. 1, 4, 6, 4, 1. Gerçekten de 1, 4, 6, 4, 1'i bulduk, fark ettiniz mi? Bak, 1, 4, 6, 4, 1'i bulduk. Demek ki siz bunu Pascal üçgeni yardımıyla da rahatlıkla yapabiliyormuşsunuz. Pascal üçgeni yardımıyla da yapabiliyoruz. O zaman 3 atışta ne gelmeliydi? 3 atışta ne gelmeli? Şuradan bir kontrol ederek gidelim. Bakalım. 1, 3, 3, 1 gelmeliydi. Ben 3 kere attım mı? Attım. Nerede attım? Şurada. Az evvel yaptık, sildik. 1, 3, 3, 1 bulmuştuk. Evet, aynısını gene bulduk. 200'leri 3, 8'di çünkü. Demek ki frekansları bulmak için ikinci yöntemimiz Pascal üçgeni. Bak bunu nerede kullanırsınız? Bir daha söylüyorum. Bir denemede iki durum varsa, iki farklı durum. Bir denemede iki farklı durum varsa bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında kullanamazsınız. Üçüncüsü de belki lisede gördüğünüz daha farklı yöntemler de var ama yani en çok kullanılanlardan bahsedelim. Test yeteneği kabiliyeti açısından lisede bunu çok gördünüz. Dediniz ki neydi? Ankara, hatırlarsınız belki, Ankara kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Belki hatırlayanlarımız vardır. Bunun yapılış şekli şuydu. Her elemanı sayıyordum. A'dan kaç tane var? A'dan 1, 2, 3 tane A var, değil mi? N'den bir tane var. K'den bir tane var. R'den bir tane var. 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. O da hemen şurada başka bir kalem alarak yapalım onu da. O da 6, 5, 4, 3, 2, 1 bölü
3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Geriye 6 kere 5, 30, 30 kere 4, 120. 120 tane, 120 farklı, anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir. Peki bunun bu yaptığımız frekans dağılımıyla ne alakası var? Bu neydi? 0, 1, 2, 3, 4. 4 atıştaki yazı sayısıydı. 4 atıştaki yazı sayısıydı bu. Mesela 4 atışta bir yazı gelmesi ne demek? 4 atışta bir yazı gelmesi yazı tura 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 gelmesi demek, değil mi? Bir tanecik yazı. Hocam daha bundan var, yazı başa geldi, o ikinci sıraya geldi, üçüncü sıraya geldi, dördüncü sıraya geldi falan filan. Bunlar kendi arasında yer değiştirir. Hiç gerek yok. Şunlar kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? Y'den bir tane var, T'den 3 tane var. Toplam 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel mi? O da 4 kere 3 kere 2 kere 1 bölü 3 kere 2 kere 1 tık tık geri ne kaldı? 4 kaldı. Bakın 4. Temsili bir tanesini yazıyorsunuz. Mesela 4 atışta 2 tane yazı gelmesi temsili olarak, değil mi? Şuraya iki tane Y, Y, T, T. Hocam yazılar ikisi, ilk iki sıraya geldi. Son ikiye, orta ikiye, biri başa sona. Beni ilgilendirmez. İki tane yazı yazdım mı yazdım. İki tane de tura yazdım mı yazdım. Bunlar kendi arasında kaç farklı anlamlı ya da anlamsız dört harfli kelime oluşturur? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 kere 3 kere 2 kere 1. 2 kere 1, 2 kere 1, 2 kere 2, 4, 3 kere 2, 6, 6 kere 1, 6 şeklinde oluşturur. 1. Uzun 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 yaz. 2. Pascal üçgeninden oluştu. Pascal üçgeninin katsayılarını 1010'dan biliyorduk zaten. 3. Ankara kelimesinin harfleri, aslında bu da gizli bir binom. Kelimesinin harfleri anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kombinasyon yapıyordu? Kaç farklı kelime oluşturulur? Şeklindeki soruları yapabilirsiniz. Ama bunu nerede uyguluyorsunuz? Sadece bir denemede iki durum varsa uyguluyorsunuz. Peki nereye yazıyorum ben bunu? Bunu frekansın olduğu yere yazıyorum. 4 atıştaki yazı sayısı bir değişkendir. 0 tane yazı, 1 tane yazı, 2 tane yazı, 3 tane yazı, 4 atışın 4'ü de yazı. 4 atıştan 5 yazı olmaz. 4 kere attım, 5 kere yazı gelmez. Yazı sayıları verilmişken kaç kez olduğunu bulmak için. Mesela şunu bir daha okuyayım. 4 atıştaki yazı sayısı değişkendir. 4 atışta bir yazı 4 kez oluşur. Mesela şunu okuyayım size. 4 atışta 3 yazı gelme sayısı. Yani havaya hep 4 kere attım parayı. 4 kere parayı attım. Üst üzerine gelen sayı şeylere bakıyorum. Yazı mı tura mı geldi? 4 atışta 3 yazı kaç farklı şekilde gelebilir? 4 farklı şekilde gelebilir sorusunu buradan frekans dağılımı oluşturarak yapabiliyoruz. Tabii ki bu böyle olmadı. Frekans dağılımı için bizim için gruplamak lazım öncelikle. Hadi bunu basit bir şekilde de gruplayalım, işi bitirelim. Gayet de basit. X'ler burada. Gelin sınıfları da yanına yazayım ya da sınıfları da hemen şuraya yazayım. Sıfır demeyeyim de sıfır içine alan aralık. Sıfırın hassaslığı ne? Birin, ikinin, üçün, dördün hassaslığı ne? Tam bir. Değil mi? Yarım yazı gelir mi? Gelmez. O zaman sınıfları ne yapalım? Yarımdan başlatalım. Olur mu? Gayet basit. Eksi 0.5 ile artı 0.5 arası, 0.5 ile 1.5 arası, 1.5 ile 2.5 arası, 2.5 ile 3.5 arası, 3.5 ile 4.5 arası. Zaten mesela 3.5 ile 4.5 arasında 4'ten başka zaten sayı yok. Dedik ki bir denemede iki farklı durum varsa bunları genelleyebiliriz. Ne gibi? Yazı tura atışı gibi düşünebiliriz. Mesela bu soruda demiş ki bir işletme bir yıllık faaliyetleri sonucunda o yılı ya kâr ediyor ya da zararla kapatıyor. Bir yıl sonunda. Ya ne uğraşıyorsun ki? Yazı gelmiş, tura gelmiş. Parayı havaya attım, yazı geldi, tura geldi. Mantık aynı mantıkla çalışır. Gelecek yıllarda hangi yıl ne olacağı belli değil ama sonuçların bu şekilde olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla sorumuz
5 yıldaki kâr etme durumlarının frekans dağılımını oluşturunuz diyor. 5 yıldaki kâr etme durumlarının frekans dağılımı. Bir yıl sonunda ne oluyormuş? Ya artıymış ya eksiymiş. Bana 5 eksiymiş. 5 yıl sonundaki karlı yıl sayısının frekans dağılımını oluşturunuz. Beş yıl sonundaki karlı yıl sayısı bir değişkendir. Beş, bizim dükkanımız var. Bunu yazı tura gibi de düşünebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Beş yıldaki karlı yıl sayısı değişir. Beş yıl sonunda kaç kere karlı yıl sayım olabilir? Hiç olabilir. Bir olabilir. İki olabilir. Üç kere karlı yıl geçirebilirim. Dört kere karlı yıl geçirebilirim. 5 kere de karlı yıl geçirebilirim. Peki 5 yıl sonunda kaç farklı durum var karlı yıl açısından? 1 yıl sonunda 2 durum var. 5 yıl sonunda 2 üzeri 5, 32 durum var. Değil mi? 32 farklı durum var. Frekansa geçtim. 5 yıl sonunda 0 kere karlı olma sayım kaç? Kaç defa 0 kere karlı olurum? Bunu Ankara kelimesinin harfleriyle yazabilirim. Tek tek yazabilirim. Ya da Pascal üçgeninden oluşturabilirim. Değil mi? 1, 1, 1, 1, 2. Bunu nerede kullanıyorduk? Sadece bir denemede iki durum varsa kullanıyorduk. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 15, 1. 1, 5, 10, 10, 5 ve 1. 32'yi verdi mi? 1, 5 daha 6, 10 daha 16, 10 daha 26, 5 daha 31, 1 daha 32. 2 üzeri 5, 32 farklı durumu da oluşturduk. Bitti. Sadece ne yapalım? Bir sınıflar oluşturalım, işi bitirelim. Değil mi? Sınıflar oluşturalım, bitirelim. İstiyorsanız şunları yazmayalım. Bakın. Şuna 0 demede, eksi 0.5 ile artı 0.5 de neyi oluştururken? Sınıfları oluştururken. Şuna 1 demede, 0.5 ile 1.5 de. Şuna 2 demede, 1.5 ile 2.5 de. Şuna 3 demede, 2.5 ile 3.5 de. Şuna 4 demede, 3.5 ile 4.5 de. Bakın ne yaptık? Aralık genişlikleri sabit sınıflar. Buna 5 demede 4.5'la 5.5'te işi bitir. Bu kadar basit. Soru. 5 yıl sonunda 3 kez karlı yıl geçirme sayısı kaçtır? 10. 5 yıl sonunda hep zararla geçirme sayısı kaçtır? 1. 5 yıl sonunda 4 kez karlı yıl geçirme sayısı kaçtır? 5. 5 yıl sonunda 2 kez zararlı yıl geçirme sayısı kaçtır? 5 yılda 2 zararsa 3 kârdır. 3 kârsa o da 10'dur. Tamamen yorum. Bir parayı 4 kez atmanla üst düzeyine gelen yazı turalara bakıyorum. 4 parayı bir kez atman açısında hiçbir fark yok. Bir zarı 3 kez atmakla 3 zarı bir kez atmak arasında da bir fark yok. Soru. Bir zarı arka arkaya 2 defa atılıyor. Önce bir dipnot hatırlatma yapalım. Bir zar atışında üst yüzeyine gelen sayılar açısından kaç farklı durum vardı? Hemen düşünelim. Bir zarda üst yüzeyine gelen sayılar açısından 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı durum var. Peki, iki zar atışında kaç farklı durum var? 6'nın karesi farklı durum, 36 durum var. 3 zar atışında kaç farklı durum var? 6'nın kübü üstel olacak, unutmayın. 216 durum var. Bir para atışında kaç farklı durum var? 2 farklı durum var. 2 para atışında kaç durum var? 2'nin karesi yani 4 durum var. 3 kere para atışında kaç farklı durum var? 2 üzeri 3, 8 durum var. Peki bir para ve bir zar atışında
Kaç farklı durum var? Bir para ve bir zar atışında kaç farklı durum var? Bunlar bağımsız olaylar. İstatistikte şu vardır. Bağımsız olayların durum sayısı birbirlerinin durumlarının çarpımı kadardır. Bir parada 2 durum var. Bir zarda 6 durum var. Ben olabilecek durum sayılarını söylüyorum. 2 kere 6 12 farklı durum var. 12 farklı durum var. Bağımsız olaylar varsa olasılıkları çarparsınız. Peki hadi değiştirelim. 2 para 1 zarda kaç farklı durum var? 2 para 1 zar atışında kaç farklı durum var? 2 parada 4. 2'nin karesi 1 zarda 6. 4 kere 6 24 durum var. Soru. Bir zar 2 kez havaya atılıyor. Bir zarı 2 kere havaya atıyorsun. Değişkenimiz ne olacak? Bakın şimdi espriye geldik. Değişkeni söylemesi lazım. Üst yüzeyine gelen sayıların toplamının değişkeni buldum. Üst yüzeyine gelen sayılar. Çünkü bir zarı 2 kere attığınız zaman her seferinde üst yüzeyine gelen sayıların toplamı değişir. Sabit değildir. Sayıların toplamının frekans dağılımını oluşturunuz. Frekans dağılımı soru işareti. Düşünüyorum. 2 kez atıldığı zaman ne kaç durum var? 6'nın karesi 36 farklı durum var değil mi? 36 farklı durumu incelemem lazım. Değişkenimle üst düzeyine gelen sayıların toplamı değil mi? X'i değişkenimle üst düzeyine gelen üst yüzlerinin toplamı. Değişkenim bu. Zarın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 var değil mi? Peki düşünüyoruz. Birbirinden farklı demiş mi dememiş. En düşük kaç gelir? 1 ile 1 gelir. 2. Sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 6. Değil mi? Düşeş geldi. 12. Bak şuradan devam ettim. Kaldığı yerden devam ettim. Doğru mu? Kaldığı yerden buradan devam. Peki frekansı kaç olur? Şimdi ben bütün durumları yazacak olsam şöyle yazmam lazım. 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 61, 62, 66, 64, 65, 66 değil mi? 36 durumun hepsi bu. Üst düzeyine 2 gelmesi sadece 1, 1'den gelir. Kaç durum var? 1. Üst düzeyine 3 gelmesi 12 ve 21. Benim 12 dediğime aldanmayın. Yani 1, 2, 2, 1. Bunun için kısa bir yol var mı? Yok. Tek tek uzun uzun yapacağız. 1, 2, 2, 1'den gelir. Kaç kere toplam 3 geliyormuş? 1, 2 ve 2, 1 olduğunda. Yani 2 durum var. Üst düzeyine gelen sayıların toplamının 4 olması 13, 31 ve 22'den gelir. Kaç durum var? 3. Üst düzeyine gelen sayıların toplamının 5 olması 14, 41, 23, 32 değil mi? 4 durum var. 4 kez üst düzeyine gelen sayıların toplamı 5 olur. Onlarda ne? 14, 41, 23 ve 32. Üst düzeyine gelen sayıların toplamının 6 olması 15, 51, 42, 24, 33, 1, 2, 3, 4, 5 farklı durumda üst düzeyine gelen sayıların toplamı 6 olur. Toplamı 7 olacak. 16, 61, 25, 52, 34, 43, 2, 4, 6. 6 kez üst yüzeyine gelen sayıların toplamı 7 olur. 8'e bakalım. Efendim 26, 62, 35, 53, 44. 5 kez üst yüzeyine gelen sayıların toplamı 8 olur. Acaba kaç kez 9 olur? 36, 63, 45, 54.
4 kez üst düzeyine gelen sayıların toplamı 9 olur. 10 olması için 46, 64, 55. 3 kez, burası tesadüf simetrik çıktı. Her zaman simetrik çıkmak zorunda değil. 3 kez üst düzeyine gelen sayıların toplamı 10 olur. 11 için 56, 65, 2, 12 için 66. Toplam frekansım 36'ydı. Tuttu mu? Eğer burada bir eksiklik yaptıysam, 36'yı denk getiremediysem bir yerde bir şeyi unutuyorum. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21, 5 daha 26, 4 daha 33 daha 33, 2 daha 35. Şurada 1'i unuttum, 36. Topladım 36. O da zaten 6'nın karesi oturdu. Değişkenim hangi değerler alıyor? 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Frekansım bu değişkenlerin aldığı değerleri aldığında kaç kez oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olduğunu düşünürseniz bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 frekansını da bulduk. Yan tarafa geçelim. Biz kaçtan başladık? 2'den. Ya 2 dememiş de bak şurası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 dememiş de 1,5, 2,5. 3 dememiş de 2,5, 3,5. Niye? Yarım sayı gelir mi? Gelmez. İki sayının toplamı da tam sayı etmesi lazım. O zaman hassaslığın 1 ise sınıfların hassaslığı onda bir olması lazım. Bir düşüyor olması lazım. Aralık genişliğini İ'den Sturge formülünden yapmama gerek yok. Zaten bunlar birer birer arttığı için aralıkları sabittir şeklinde düzenlediğimiz zaman bunu elde etmiş oluruz. Bir işletmenin yıllık karlarını önceki geçmişteki yıllardan bakmışlar. Ya 2, ya 3, ya 4, ya 6, ya 7, ya da 8 milyar TL kar ediyormuş yıl sonunda. Soru. Ard arda gelen 2 yılın kar toplamının frekans dağılımı. Ard arda gelen ya da rastgele 2 yılın gelen 2 yılın sonundaki kar toplamının frekans dağılımını oluşturunuz. Ard arda gelen 2 yıl. Şimdi bir yıl sonunda ya 2 ya 3 ya 4 ya 6 ya 7 ya 8. Kaç durum var bir yıl sonunda? 6 durum var. Bakın bir yıl sonunda 6 durum var. Değil mi? Bir yıl sonunda 6 farklı durum var. 2 yıl sonunda 6'nın karesi farklı durum olur. Yani 36 farklı durumu incelemem lazım. 36 farklı durum. Değişkenimde 2 yılın sonundaki kar toplamı bir değişkendir. Değişir. Peki bu değişkenin aldığı değerler neler? 2 yıl sonunda 2, 3, 4, 6, 7 ve 8'i kullanarak en az kaç bulurum toplam? Bir sayıyı 2 kere kullanabilirim. En az 4. 5 gelir mi? Gelir. 6, 7, 7 gelir. 8, efendim. Değişkenin 9 olur. Kaça kadar? 16'ya kadar. Değişkenin ne olur? 10 olur. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olur. Değişkenin alacağı değerler bunlar olur, değil mi? Değişkenin bakın değişiyor. Her 200 sonunda farklı değer alır. 36 durumu yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? Sayılarını yerleştireceğim. Nereye? Frekansın yanına. Yani yanlarına. Frekansın şuraya bakın. Tam şuraya yerleştireceğim. Ne yapmam lazım? Belli bir metodum yok. Bunları tek tek yazmam lazım. Yazalım. Toplamının 4 olması sadece 22'den gelir. Toplamının 5 olması 23 ve 32'den gelir. Toplamının 6 olması, bak başlarken hep en küçük sayıdan başla. En küçük sayı 2. Toplamının 6 olması için 24 çevir 42. Sonra ne var? 3 var. 33 gelir. Doğru mu?
Toplamının 7 olması 2'nin yanına 5 gelir ama 5 yok. O zaman 3'ün yanına 4 gelir. O zaman 4'ün yanına da 3 gelir. Toplamının 8 olması 2'nin yanına 6 gelir. 6'nın yanına 2 gelir. Başka 8 olması bir de 44'ten mi gelir? Başka 8 gelmez. Toplamının 9 olması 2'nin yanına 7 gelir. Bak 27. Sonra çevir 72. Sonra 36 değil mi? Sonra 63. 45 olur mu? 5 yok çünkü olmaz. Toplamının 10 olması 28'den gelir. Başka 82'den gelir. 37, 73, 46, 64. 37, 73, 46, 64'ten gelir. Toplamının 11 olması 2'nin yanına 9 gelmesi lazım artık olmaz. 3'ün yanına 8 gelir. 38, 83. 4'ün yanına 7 gelir. 47, 74. Toplamının 12 olması 3'ün yanına 9, 3 de olmaz. 48, 84. Toplamının 12 olması 1 de 66'dan gelir. Toplamının 13 olması 67, 70 başka 67, 76'dan gelir. Toplamının 14 olması 68, 86 ve 77'den gelir. Toplamının 15 olması efendim 78 87'den gelir. Toplamının 16 olması sadece 88'den gelir. Bir yıl 8, öbür yılda 8 olursa gelir. 36 durumu oluşturabildik mi? Durumlarımızı yazalım şimdi tek tek. Burada bir durum, burada iki durum, burada üç durum, burada iki durum. Bak simetrik değil. Burada üç durum, burada üç, dört durum. Burada 2, 3, 4, 5, 6 durum. Burada 4 tane. Burada 3 tane. Burada 2 tane. Burada 3 tane. Burada 2 tane. Burada 1 tane. Bakalım 36'yı denk getirdik mi? 6'nın karesi 36 farklı durumu dağıtabildik mi? 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 3 daha 11, 4 daha 15, 6 daha 21, 4 daha 25, 3 daha 28, 2 daha 30, 3 daha 33, 2 daha 35, 1 daha 36. Evet, toplam frekans eşittir 6'nın karesi 36 denk geldi. 35 olsaydı bir tanesini unutmuştun, gidip bakacaksın. 37 olsaydı birini fazla yazmışsın, silmen lazım. Yanlış yere yazmışsın. Bu ne? Değişkenin aldığı değer yanında frekansı. Peki ne yapmamız lazım? Frekans dağılımını oluşturduk mu? Henüz oluşturmadık. 4 demeyelim de, sadece şurada göstereyim basitçe. 4 demeyelim de 3,5 ile 4,5 diyelim. 5 demeyelim de 4,5 ile 5,5 diyelim. Nokta nokta. 16 demeyelim de 15,5 ile 16,5 dersek eğer buradaki ifadede görüldüğü üzere bakın. Aynen öyle. Bakın ne yaptık? Oluşturmuş olduk. Gördünüz mü? Oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 3, 2, 1 şeklinde oluşturmuş olduk. Alttaki örneğimize bakalım. Bir işletmedeki 130 tane ürünü ne yapmış? Sınıflandırmış. Sağlamı S ile göstermiş. Üzerine damga basmış. Sağlama S demiş. Bir tane defo varsa D1 demiş, 2 tane defo varsa D2 demiş, 3 tane defo varsa D3 demiş. Bununla ilgili frekans dağılımını bakın burada oluşturmuş. Gayet basit bir şekilde. Bunun için tali yapmış, çentik atarak göstermiş 30 tanesini. Daha sonra yan tarafına da kalitesine göre gördünüz mü? Hepsini sıralamış, tek tek yazmış. 107 tane sağlam var. 13 tane defo 1 var. 7 tane defo 2 var, 3 tane defo 3 var. Ben buna sağlam demeyeyim de buna 0 diyeyim. Puanlama yapalım. Yani hiç çürük yok anlamında. Bir defo 1 demeyelim de 1 diyelim. Defo 2 demeyelim de 2 diyelim. Defo 3 demeyelim de 3 diyelim. Değişkenin aldığı değerler bunlar olsun. Bunları biz ne yapalım? Bir de şeye dönüştürelim. İstersen sınıflar oluşturalım buna. Sınıflarımıza da 0 demeyelim de eksi 0,5 ile artı 0,5 diyelim. 1 demeyelim de 0,5 ile 1,5 diyelim. 2 demeyelim de 1,5 ile 2,5 diyelim. 3 demeyelim de 2,5 ile 3,5 diyelim. Bak ne oluşturduk? Frekansını oluşturduk.
Değişkenin aldığı değerlere göre kaç kez olduğunun dağılımını oluşturduk. Bunu bir de gruplandırdık, sınıf sınıf yazdık. Frekans dağılımlarını oluşturursak yüzde dağılımları ve olasılık dağılımları, kümülatif yüzde, kümülatif olasılık, kümülatif frekans, bunların hepsi hikaye. Frekansı doğru yaptığımız zaman geriye kalanlar zaten frekans dağılımından elde edilen dağılım şekillerdir. Geldik yüzde dağılımı. Biz burada sayıları bulduk frekansta. Hep sayıları bulduk. Yüzde dağılımında ise yüzdeleri bulmam lazım. Mesela şimdi yüzde dağılımını anlatacağım. Kaç ürün var bende? 130. 130 ürünün 107'si sağlamsa yüzde kaçtır? O da nedir biliyor musunuz? Soru işareti eşittir. 100 kere 107 bölü 130'dur. 100 kere 107 bölü 130'dur. Yüzdeyi nasıl buluyorum? Yüzde diye buluyorum. 130 tane ürünün 13 tanesi defo 1 ise yüzdeliğe geçiyorum. Bak yüzde dağılımı oluştu. Frekansı yaparsanız yüzdelikte bir numara yok. Yüzde kaçtır? Soru işareti. İçler dışlar yapıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. 100 kere 13 bölü 130. 100 kere 13 bölü 130. Bu da zaten %10 yapar. 100 kere 13 bölü 130. Aynen öyle. Şurası 82,31. %82,31. Şurası %10. 130 tane ürünün 7 tanesi defo 2 ise 130 tane ürünün 7 tanesi defo 2 ise yüzde kaçtır? 100 kere 7 bölü 130. 100 kere 7 bölü 130. O da ne geliyor bilmiyorum. 130 tane ürünün 3 tanesi defo 3 ise yüzde kaçtır? İçler dışlar yaptık. 100 kere 3 bölü 130 olarak bulduk. Frekansların toplamı neyi verecekti? Ulaşabilecek tüm durum sayısını verir. Yüzdelerin toplamını alırsanız da %100'ü vermesi lazım. Örnek. Burada yaptık. Bizim klasik bir tane örneğimiz vardı hatırlarsınız. Neydi o? 25 tane öğrencinin kuyrukta bekleme süresiydi hatırlarsanız. 25 öğrencinin 0,1 dakika hassasiyetle kuyrukta bekleme süreleriydi banka kuyruğunda. Bu bir değişkendi. Bunu şöyle yapmıştık. Bekleme süresi. Bekleme süresi frekansı. 6 tane sınıf vardı. Bu örneği çok kullanacağım. 12.05'ten başlatmıştım. I-Sturge formülünden 0.6 0.6 bulmuştum aralık genişliğini. 12,65 12,65 ile 13,25 13,25 ile 0.6 topla 13,85 13,85 ile 0.6 topla 14,45 14,45 ile 0.6 topla 15,05 15,05 ile sonuncu adam 15,6 idi. En küçük adam da 12,2 idi. 0.6 topla 15,65 sınıflarımızı bu şekilde oluşturuyorduk. Burası birinci sınıfımız ya da birinci bekleme süremize ait sınıf. Bu ikinci sınıf, bu üçüncü sınıf, bu dördüncü sınıf, bu beşinci sınıf, bu da altıncı sınıftı. Frekansları neydi? Tali yapmıştık. 267, 532 idi. Toplam frekansı hesaplamıştık. Toplam frekans 25 öğrencisi 25 tane, 25 tane durumu. 25 öğrencinin bekleme süresini buraya dağıtmış olmam gerekiyor. Toplam frekans da 25'ti. Gelin biz bunun bir yüzdesini yapalım. Yüzde frekansa bakalım. Yüzde. Yüzdeye bakalım. 25 öğrencinin ikisi buradaysa yüzdesi 2 bölü 25 çarpı 100'dür. 25 öğrencinin 6'sı ikinci sınıftaysa yüzdesi 6 bölü 25 çarpı 100'dür. 25 öğrencinin 7'si üçüncü sınıftaysa yüzdesi
7 bölü 25 çarpı 100'dür. İçten dışta yapabilirsiniz. 25 öğrencinin 5'i bu sınıftaysa 100 öğrencinin 5 bölü 25 çarpı yüzdesi bu kadardır. 25 öğrencinin 3'ü 5. sınıftaysa yüzdesi 3 bölü 25 çarpı 100'dür. 25 öğrencinin ikisi bu 6. sınıftaysa yüzdesi 2 bölü 25 çarpı 100'dür. Hadi yüzdelerini de yazalım şuraya. Toplam yüzdenin %100 etmesi lazım. Değil mi? Kontrol edelim. 200 bölü 25 8. 4 kere 6 24. %24'ü burada. 7 kere 4 28. 5 kere 4 20. 3 kere 4 12. 2 kere 4 8. Toplayalım. 8. 24 daha 32. 28 daha 60. 20 daha 80. 12 daha 92. 8 daha %100. Bak %100'ü verdi. Bir sonra olasılığa geçecek. Olasılık da P ile gösterilir. P yani birinci sınıf, ikinci sınıf şeklinde. P'de probability. Olasılıktaki P harfinin kısaltmasından düşünebilirsiniz. Parayı havaya attım. Yazı geldi. Bir kere attım. Olasılık ne? 1 bölü 2. Tura gelme 1 bölü 2. Toplam olasılık ne? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1. Bir olaydaki tüm durumların olasılık toplamı 1'dir. Bir kuyruktaki 25 öğrencinin bekleme sürelerinin frekans dağılımının tüm olasılıkları toplamı gene 1'dir. Yani 25 öğrencinin ikisi birinci sınıftaysa birinci sınıfta olması olasılığı 2 bölü 25. Bir olasılık sıfırdan daha küçük, birden daha büyük olamaz. Bir olaydaki tüm olasılıklar toplamı da 1'dir. Birinci sınıfta olma olasılığı, ikinci sınıfta olma olasılığı, nokta nokta altıncı sınıfta olma olasılığının olasılıkları toplamı 1'dir. Her biri de birden küçük, sıfırdan büyüktür. 6 tanesi ikinci sınıftaysa ikinci sınıfta olması olasılığı 6 bölü 25. 7 tanesi üçüncü sınıftaysa üçüncü sınıfta olması olasılığı 7 bölü 25. 5 tanesi dördüncü sınıftaysa dördüncü sınıfta olması olasılığı 5 bölü 25. 3 tanesi 5. sınıftaysa 5. sınıfta olması olasılığı 3 bölü 25. 2 tanesi 6. sınıftaysa 6. sınıfta olması olasılığı 25. Bir olay var. Hangi olay var? Kuyrukta bekleme süreleri var. Bekleme sürelerinin her bir sınıfın olasılık toplamı 1 etmesi lazım. Etmiyorsa hata yapıyorsunuz. Bir yerde bir eksiklik yapıyorsunuz. Toplayalım bakalım gerçekten 1 etti mi? 2, 6 daha 8, 7 daha 15, 5 daha 20, 3 daha 23, 2 daha 25 bölü 25. Bakın olasılık toplamı ne yaptı? 1 yaptı toplam. Bütün olasılıklar toplam pi yani olasılıkların toplamı 1 yaptı. Frekansların toplamı durum sayısını verir. Yüzdelik toplamı %100'ü verir. Olasılık toplamı ise 1'i verir. Bakın yüzdeliklere bakın yüzdeliklere. Frekansı bulmadan bulma şansımız yok. %8, %24, %28, %20, %12 ve %8. Yüzdelerin toplamı ne yaptı? %100'ü vermek zorunda. Frekansların toplamı toplam durum sayısı. Burada öğrenci var. Öğrenci sayısını vermek zorunda. 92 öğrencinin 1 puan hassasiyetle kaydedilen notlarına baktığımız zaman biz bunun frekans dağılımı daha önce oluşturduk. Bakın 92 öğrencinin notlarının frekans dağılımı buydu. Topladığımız zaman 92 öğrenciyi vermesi lazım. Yüzdeliğe geçelim. Bakın 100 kere 0 bölü 92. 100 kere 1 bölü 92. 100 kere 5 bölü 92. 100 kere 8 bölü 92. 100 kere 15 bölü 92. 100 kere 32 bölü 92. 100 kere 18 bölü 92. 100 kere 12 bölü 92, 100 kere 1 bölü 92, 100 kere 0 bölü 92 dediğimiz zaman oluşan rakamlara bakın. Yan tarafında var. Neyi vermesi lazım bunların? %100'ü vermesi lazım. %100 mü? Evet topladığımda %100. Burada vermemiş. Biraz ileride bahsedecek. Olasılıklarını vermiş olsaydı eğer. Şuraya yazayım. Olasılıklarını eğer sormuş olsaydı. Olasılıkları gayet basit. Şu 0 bölü 92. Bunun olasılığı 0 bölü 92. Yani sıfırdı. Bununki 1 bölü 92. Bunun olasılığı 5 bölü 92. Bunun olasılığı 8 bölü 92.
Bunun olasılığı 15 bölü 92 bla bla bla. Bunun olasılığı 0 bölü 92 toplam olasılık da 1 ederdi. 130 tane ürünün defosuyla ilgili bir frekans dağılımı oluşturmuştuk, değil mi? 107, 13, 7, 3 diye 130 tane ürünü. Ne yaptık? Bunu yüzdeliğe çevirdik. Yani yüzdeyi bulduk. Yüzdeyi nasıl buluyorum? 0, özür dilerim. 107 bölü 130 çarpı 100. 13 bölü 130 çarpı 100. 7 bölü 130 çarpı 100. 3 bölü 130 çarpı 100 topladığımız zaman %100'ü vermesi lazım. Topladık %100. Vermemiş ama biz burada olasılığı da yazalım. Mesela olasılık bakın ne? Direkt şuraya yazıyorum. 107 bölü 130. Neyin olasılığı bu? 130 tane ürünün S olması olasılığı, S sınıfında olması olasılığı 107 bölü 130. 130 tane ürünün D1 sınıfında olması olasılığı 13 bölü 130. 107 tane ürünün D2 sınıfında olması olasılığı 7 bölü 130. 130 tane ürünün D3 sınıfında olması olasılığı 3 bölü 130 toplarsanız 1 etmesi lazım. Bir olaydaki tüm olasılıklar toplamı o da 1 olarak karşımıza çıkar.